Herkese merhaba. ODTÜ Biyoloji ve Genetik Toplu olarak bu sene 15.sini YouTube üzerinden düzenleyeceğimiz Aykut Kence Evrim Konferansı ile bilime herkes tarafından ulaşılabilir ve anlaşılabilir kılmayı hedefliyoruz. Özellikle ülkemizde evrim hakkındaki yanlış söylentileri çürütmek ve bilimsel bilgileri sizlere ulaştırmak için çabalıyoruz. Jeolojik devirler anlatımını, canlılığın ortaya çıkışından itibaren süregelen evrimsel basamakları anlatmak için ortaya koyduk. Online olarak düzenleyip videolarını yüklediğimiz bu konferansta diğer bir amacımızsa evrim hakkındaki Türkçe kaynakları biraz da olsa çoğaltmaktır. Umarız eğlenceli ve bilgilendirici bir video sizleri bekliyordur. İyi seyirler. Hadean Çağı dünyanın ilk jeolojik çağıdır. 4.6 milyar yıl önce başlayıp 4 milyar yıl önce bitmiştir. Bu çağın ismi ise o dönemki kaotik süreçten dolayı Yunan mitolojisindeki yeraltı tanrısı olan Hades'ten gelmektedir. Bu dönemin cehennemi andıran koşullarının sebebi ise gezegenin ilk oluştuğu zamanlardaki gezegensel birikim nedeniyle açığa çıkan ısıdan dolayı fazlasıyla sıcak olmasıydı. Hadean çağındaki atmosfer günümüzdekinden çok daha farklıydı. Volkanik patlamalardan atmosfere nitrojen, karbondioksit, hidrojen sülfit ve su buharı salınmıştı. Fakat bunlar arasında serbest oksijen atomu yoktu. Havadaki metan, karbondioksit ve su buharı nedeniyle atmosfer muhtemelen giderek azalıyordu. Bu dönem çokça gerçekleşen meteor yağmurlarının etkisiyle gezegenin içindeki gazlar havaya boşaldı ve ilkel atmosferi yarattı. Daha sonrasında ise bu atmosfer gelişerek gezegenimizi yaşama uygun hale getirdi. Ne yazık ki bu dönem sıcaklık ve basınç fazla olduğu için taş oluşumu yeterince gözlemlenememiştir. Dolayısıyla elimizde bu dönemki kayaç oluşumuna dair yeterince bilgi bulunmamakta. Günümüzde dünyamızın 1/4'ü okyanuslarla kaplı olduğu için ona mavi gezegen diyoruz. Fakat 4 milyar yıldır var olan bu okyanuslar her zaman şu anki kadar devasa boyutlarda değildi. Volkanik patlamalardan açığa çıkan su buharı dünya soğudukça yağışlara sebep oldu. Hadean çağındaki dünya hayal bile edilemeyecek durumdaydı. Volkanizma ve meteor çarpmaları gibi etkiler sonucunda dünyanın sıcaklığı yaşamı imkansız kılacak hale gelmişti. O dönem dünya hayatsız, fazlasıyla sıcak ve meteorlar tarafından bombardıman altında olan bir gezegendi. Fakat bu felaket tablosunu andıran koşullar sırasında oluşan ilkel atmosfer, okyanus ve gezegen kabuğu hayatın beşiği oldu. Arkenus zamanı 4 milyar yıl öncesi ile 2,5 milyar yıl öncesi arasındaki dünyayı ifade ediyor. Kelimenin kökenine indiğimizde karşılaştığımız başlangıç anlamına gelen Yunanca arke sözcüğü bizlere arkenin önemli başlangıçlar içerdiğini anlatıyor. Yer kabuğunun ve okyanusların oluşumunun tamamlandığı bu zaman aralığında canlılığın başladığı da düşünülmekte. Hem de gaz halindeki oksijenden yoksun bir atmosferde. Gezegenimize yaşamın diğer gök cisimleriyle gelmiş olabileceğini izah eden panspermia olarak adlandırılan bir teori bulunur. Panspermia teorisi altında incelenen bu argüman der ki, yaşam meteoritler ve küçük gezegenler gibi cisimler aracılığıyla bir gezegenden başka bir gezegene, hatta bir galaksiden diğer bir galaksiye bile taşınabilir. Yerküredeki yaşamın başlangıcı ile ilgili diğer bir görüş ise, canlıların cansızlıktan, çeşitli kimyasal tepkimeler sonucunda gezegenimizde oluşmuş olmasıdır. Bu görüşü açıklamak için ortaya konan abiyogenez teorisini destekleyen öncü deneylerden birisi Stanley Miller ve Harold Urey'nin yaptığıdır. Kendi dönemlerindeki bilimsel verilerden yola çıkan Miller ve Urey, gerçeğe oldukça yakın tahminlerde bulunarak ilkel atmosferde su, metan, amonyak, karbonmonoksit ve hidrojen bulunduğunu ileri sürdüler ve bu koşulları taklit eden bir deney düzeneği hazırladılar. Yaptıkları tahminler, şimdiki bilgilerimizden kusurlu olsa da bir süre sonra deney düzeneğinde bildiğimiz yaşamın yapı taşlarından olan amino asitlerin oluştuğunu gözlemlediler. Günümüzde biliyoruz ki ilkel atmosferde karbondioksit, nitrojen, hidrojen sülfür ve kükürt dioksit de bulunuyordu. Daha sonra bütün bu gazların bulunduğu koşullarda tekrar tekrar yapılan deneyler, Miller ve Urey'nin deneyinden bile isabetli sonuçlar vermiş, canlılığın yapısına katılan neredeyse tüm organik bileşiklerin doğal süreçlerle inorganik bileşiklerden oluşabileceğini ispatlamıştır. Bunlar, dünyadaki yaşamın başlangıcının nasıl olduğu ile ilgili bulgulardı. Peki, bu başlangıcın ne zaman olduğuna dair elimizde neler var? 4,1 milyar yıl yaşındaki zirkon tanelerinin içinde bulunan karbon elementi, organik bileşiklerin Hadean'ın sonlarında oluşmuş olabileceğini gösteriyor. Erken yaşama dair başka bir bulgu ise Kanada'nın Quebec şehrindeki hidrotermal bacalarda bulunan
4,3 milyar yıl öncesiyle 3,8 milyar yıl öncesi arasındaki bir zamana ait olan mikroskobik filamentler. Ne var ki mikroskobik filamentler ve diğer kimyasal kalıntılar fosiller kadar güçlü değil. Avustralya'da bulunan 3,5 milyar yıl öncesine ait stromatolit fosilleri daha güçlü deliller olma özelliğine sahipler. Stromatolitler, ilkel ve tek hücreli canlılar olan siyanobakterilerin tatlı, acı ve tuzlu sularda çökelmesiyle oluşan katmanlı oluşumlardır. Avustralya'da bulunan stromatolitlerin varlığı 3,5 milyar yıl önce ışık enerjisini kullanarak besin ve oksijen üreten, yani fotosentez yapan canlıların da var olduğunun kanıtıdır. Bu canlıların varlığı da ilk önce okyanuslarda, sonra da atmosferde gaz halindeki oksijen seviyesinin artmasını sağlamıştır. Görüldüğü üzere Arkeen üst zamanı, kendisinden sonraki zamanlarda yaşanacak büyük evrimsel sıçramaların öncüsüdür ve yaşamın başlangıcı konusunda büyük öneme sahiptir. İlk yaşam anlamına gelen Proterozoik, Arkeen döneminden sonra gelen 2,5 milyar ile 542 milyon yıl öncesi arasında kalan dönemdir. Bu dönem boyunca kıtaların merkezi bölümlerinin çoğu oluşmuş, tektonik levha hareketleri başlamıştır. Bu dönemde atmosferdeki oksijen seviyesi artışa geçmiştir. Bu dönem ait en çarpıcı bilgilerden biri ise eukaryotların bu dönemde evrimleşmeye başlamış olmasıdır. Bu döneme kadar olan canlılar zerre organeli olmayan basit, yani prokaryot canlılardır. Stromatolit gibi organizmaların yaptığı fotosentez atmosfere sürekli oksijen ekliyor fakat bu eklenen oksijen mineraller tarafından hızla emiliyordu. Sonrasında çok hücreli siyanobakterilerdeki evrimsel gelişmeler atmosfere serbest oksijen gazı ekleyerek atmosferi tamamen değiştirdi. Bunu büyük oksijenasyon olayı olarak biliyoruz. Bu global olay orada bulunan anaerobik bakterilerin yok oluş demekti. Fakat ökaryotik formların gelişimine olanak sağladı. Bu ökaryotik formlara çok hücreli alkler, proterozoikin sonlarına doğru ise ilk hayvanlar dahildir. Oksijenasyon aynı zamanda gezegenin kimyasını önemli ölçüde değiştirdi. Örneğin demir oksijensiz ortamda çözeltişine taşınabilirken serbest oksijenle tepkimeye girdiğinde hematit adı verilen katı bir çökelti oluşturur. Bantlı demir formasyonları olarak bilinen büyük demir yataklarının bu dönemde yaygın olma sebebi budur. Proterozoik dönem boyunca birkaç kez yeryüzünün gördüğü en büyük buzul çağları yaşandı. Kar topu dünya olarak adlandırılan bu büyük buzul çağlarında yeryüzünün tamamı birkaç kilometre kalınlıkta buz tabakasıyla kaplandı. Sonuncu buzul çağının son bulmasının ardından ilk yumuşak dokulu birçok hücreli canlılar ortaya çıkmıştır. 650 milyon yıl ile 543 milyon yıl öncesi arasındaki Vedian dönemi olarak bilinen periyotta geneli Edikara faunası ya da Vedian faunası olarak bilinen yumuşak gövdeli organizmaların ilk örneklerini ve ilk çeşitliliğini görüyoruz. Edikara geç proterozoikin son periyodudur. Edikara biyotosu olarak bilinen erken hayvan hayatının bu dönemde protistalardan evrimleştiği düşünülüyor. Koanofilogeratlar olarak bilinen bazı protistler en basit hayvanlar olan süngerlerin koanosit hücrelerine benzerlik gösteriyor. Moleküler analizler sonucunda morfolojik benzerliklerine ek olarak DNA'larında benzer sıra homolojileri de bulunmuştur. Yakın zamanda Güney Afrika'da en eski hayvanları temsil ettiği düşünülen fosiller bulundu. Bu Coronaculina acula adlı süngerimsi fosillerin tarihi 560 milyon yıl öncesine kadar uzanıyor. Cyclamedusa ve Dickinsonia adlı organizmalar da Edikara döneminde evrimleşmişlerdir. Yakın tarihte yapılan başka bir araştırmada şimdiye kadar en eski hayvan fosili keşfedilmiş olabilir. Bu iddianın geçerliliği hala araştırılıyorken bu ilkel fosillerin küçük 1 cm'lik süngerimsi canlılar olduğu görülüyor. Güney Amerika'da bulunan 650 milyon yıllık bu fosiller bu hayvanı büyük buz yok oluşundan önceye kriyojenik ile Edikara dönemleri arasına yerleştiriyor. Bu keşfe kadar çoğu bilim insanı Edikara döneminden önceki hayvan hayatına inanmıyordu. Şimdi ise kriyojenik dönemde bile evrimleşmiş olabilecekleri düşünülüyor. Az önce kayıtlı canlıların evriminden bahsetmiştik. Bu evrimleşmeyi daha yakından inceleyebilmek için endosimbiyotik teoriye bakmamız gerekir. Endosimbiyoz küçük hücrenin büyük hücre tarafından yutulmasıyla başlar. Küçük hücre büyük hücre tarafından sindirilmek yerine evrimleşerek organele dönüşür. Küçük ve büyük hücre her iki hücrenin de fayda sağladığı simbiyotik ilişkiyi oluşturdu. Küçük hücrelerin bazıları büyük hücrenin atıklarını parçalayarak enerji üretebiliyordu. Bu şekilde hem kendilerinin hem de büyük hücrenin enerji ihtiyacını giderebiliyordu. Diğer küçük hücreler güneş ışığını kullanarak besin üretebiliyorlardı ve bu besini büyük hücreyle paylaşabiliyorlardı. Bu küçük hücrelere kloroplast diyoruz. Ökaryotik hücrelerin 2,7 milyar yıl önce evrimleştiği düşünülüyor. Konakçı hücre zarı ve kimyası arkebakterilerinkiyle daha benzer olduğu için
Bilim insanları ökaryotların bu büyük grubun soyundan geldiğini düşünüyor. Bu dönemdeki canlı çeşitliliğine etkili olan bir diğer faktör ise eşeyli üremedir. Eşeyli üreme ile birlikte gen kombinasyonları ve canlıların adapte olabilme olasılıkları artmıştır. Kambriyen dönem, Paleozoik zamanın ilk alt bölümü olarak Kambriyen kayat sistemlerinin oluştuğu ve içinde en eski fosilleri taşıyan jeolojik zaman dilimidir. Günümüzden 545 milyon yıl önce başlayıp, yine günümüzden 495 milyon yıl önce sona erdiği kabul edilir. Bu döneme ait kayaçların en belirgin olarak görüldüğü yer, İngiltere'deki Galler bölgesi olduğu için bu jeolojik dönem Galler'in Latince ismi olan Kambriya'ya gönderme olarak Kambriyen olarak adlandırılmıştır. Kambriyen dönem, gezegenin tüm tarihi boyunca yaşamın çeşitliliği ve yaygınlığı yönünden en parlak zaman aralığıdır. Hayvanların hızlı evrimi, çeşitlenmesi gerçekleşmiştir. Bu dönem öncesi fosil yetersizliği evrim karşıtlarınca dile getirilirken, bunun temel nedeni Kambriyen öncesi dönemde yaşayan canlıların çoğunun yumuşak bir dokuya sahip olması ve kabuk ile kemiklerinin sert yapıda olmamasıdır. Bu yüzden fosilleşme olayı istatistiksel anlamda hali hazırda zor iken bu olay yüzünden daha da zorlaşmıştır. Bu dönemde kabuklu hayvanlar kuşkusuz sayıca artışa geçmiştir ve bunun sonucu olarak bu döneme ait çokça fosil de oluşmuştur. Bu kabuklu canlılara trilobit denir. Trilobitler 520 milyon yıl kadar önce suda yaşamış olan sert kabuklu, segmanlı vücutlara sahip hayvanlardır. Dinozorların evrimleşmesinden çok önce soyları tükenmiştir ve Paleozoik çağın anahtar öneme sahip hayvanlarından birisidirler. Jeolojik olarak kısa sayılabilecek 20 milyon yıl civarında bir süre içerisinde tam anlamıyla tüm modern hayvan şubeleri evrim sahnesine çıkmıştır. Bugün böcekler, denizel eklem bacaklar ve araknidler ile temsil edilen eklem bacaklar, midyeler, salyangozlar, ahtapotlar ve mürekkep balıkları gibi yumuşakçalar, su fıskiyeleri ve omurgalılar yani kordalılar. Bu daha tanıdık formlar haricinde bir de oldukça çılgın canlılar da evrimleşmişti. Beş gözü ve saplı bir çenesi olan Opabinia, yürüyen bir kaktüse benzeyen Diania ve Anomalocaris gibi. Deyim yerindeyse yaşamın altın çağıdır. Bahsedilen olayların köken sebebi ise Kambriyen patlamasıdır. Kambriyen patlaması yaklaşık 542 milyon yıl önceki Kambriyen dönemin başlangıcında canlı çeşitliliğinde yaşanmış ani artıştır. Patlamadan kasıt canlı sayısındaki hızlı artıştır. İlk canlıların ortaya çıkışı olan 3 milyar yıl öncesinden 542 milyon yıl öncesine kadar geçen yaklaşık 3 milyar yıllık bir süreçte ki bu süre dünya tarihinin %67'sini kapsar, dünyadaki canlı çeşitliliği mikroskopik boyuttaki tek hücreli canlılardan öteye geçememiştir. Fakat 542 milyon yıl öncesinden itibaren canlı çeşitliliğinde hızlı bir artış yaşanmaya başlanmıştır. Öyle ki 542 milyon yıl önce başlayan bu hızlı süreç sırasında gezegende bitkiler, hayvanlar ve mantarlar gibi gözle görülebilir çok hücreli canlı türleri ortaya çıkmıştır. Öyle ki 542 milyon yıl önce başlayan bu hızlı süreç sırasında gezegende bitkiler, hayvanlar ve mantarlar gibi gözle görülebilir çok hücreli canlı türleri ortaya çıkmıştır. Ve 542 milyon yılda yani dünya tarihinin yaklaşık %12'lik bir zaman diliminde bu canlılık günümüz haline kadar evrimleşmiştir. Kambriyen'in başlangıcından sonraki 20 milyon yıl, dünya tarihinin %0.4'ü içerisinde günümüz filmlerinin yani hayvan şubelerinin neredeyse hepsi bu kısa zaman diliminde ortaya çıkmıştır. Peki bunu ne tetikledi? Önem arz eden birçok adaptasyon, görme,
avlanma, çukur kazma ve aktif olarak yüzme bu dönemde evrimleşti. Bu inovasyonlar türlerin sömürebilmeleri için yepyeni yaşam alanları yaratmaktadır. Dolayısıyla avlar ile avcılar arasındaki silahlanma yarışını tetiklemektedir. Ki kabuk oluşumu bunu destekleyen güçlü bir faktördür. Bu tür köklü inovasyonların evrimsel etkileri uzun yıllar boyunca yankısını sürdürmüş olmalıdır. Her ne kadar Kambriyen patlaması jeolojik ölçekte küçük bir zaman dilimi gibi gözükse de yine de çok geniş bir zaman aralığını kapsamaktadır. 20 milyon yıl boyunca etki eden 5 kat hızlı evrimsel değişim aslında 100 milyon yıllık bir değişime bedeldir. Bu da çok büyük miktarda evrim demektir. Balinalar ve yarasalar, kemirgen benzeri bir atadan 65 milyon yıl içerisinde farklılaşarak evrimleşmiştir. Ordovisyen günümüzden yaklaşık 488.3 milyon yıl önce başlayıp 443.7 milyon yıl önce sona eren bir paleozoik zaman alt dönemidir. Bu dönemde ekvatorun kuzeyindeki bölge neredeyse tamamı okyanustu ve dünyanın topraklarının çoğu güney süper kıta olan Gondwana'da toplanmıştı. Ordovisyen boyunca Gondwana güney kutbuna doğru kaydı ve Gondwana'nın büyük bir kısmı su altında kaldı. Paleozoik dönemin geri kalanında okyanusları dolduracak olan faunanın kurulduğu dönemdir. Kambriyen'de artan hayvanların çoğu aynı dönem içerisinde gerçekleşen olaylar sonucunda yok olmuşlardır. Yok olmayan türler de diğerlerinden kalan boşlukları doldurarak çeşitliliklerine çeşitlilik kattılar. Kambriyen sonunda hayatta kalan canlılara ait aile sayısı 150 iken erken Ordovisyen'de bu sayı 400'e kadar çıkmıştır. Ordovisyen'in en önemli olaylarından biri ise çok hücreli canlıların karaya çıkmasıdır. Son zamanlarda ilkel kara bitkilerininkine benzer 4 yüzlü spor bulunması, bitkilerin Ordovisyen'de toprağa istila ettiği fikrini güçlendirmektedir ve karadaki çok hücrelerin yaşamını kanıtlamaktadır. Ordovisyen, graptolitler, triploidler, dallı bacaklılar ve konodontlar dahil olmak üzere çeşitli deniz omurgasızlarıyla tanınan bir dönemdir. Bu hayvanların yanı sıra kırmızı ve yeşil alkler, ilkel balıklar, kafadan bacaklılar, mercanlar, deniz zambakları ve karından bacaklılar bu dönemde yaygın olan canlılardandır. Ordovisyen tabakaları, şeyl, kireç taşı, dolomit, kum taşı dizilerinde bulunan çok sayıda ve çeşitli trilobit ve konodont fosilleri içermektedirler. Ayrıca blastoidler, yosun hayvancıkları, mercanlar, deniz zambaklarının yanı sıra birçok çeşit dallı bacaklılar, salyangozlar, istiridye ve kafadan bacaklılar tropikal Ordovisyen ortamlarında jeolojik kayıtlarla ortaya çıkmışlardır. Ordovisyen kayalarında ostrakodermlerin kalıntıları ve en eski omurgalı fosillerinin bazıları keşfedilmiştir. Mercan fosillerinin ortaya çıkmasına rağmen resif ekosistemlerine alpler, sürüngenler ve bazı durumlarda yosun hayvancıkları hakim olmuşlardır. Ordovisyen dönemde başlayacak küresel yaşam kalıpları muazzam bir değişim geçirdi. Gondwana'nın çoğunu kaplayan sığ sular yeni triploid türleri için üreme alanı haline geldi. Dönemin sonunda birçok graptolit türünün nesli tükendi ancak ilk planktonik graptolitler bu dönemde ortaya çıktı. Deniz seviyesindeki ihlal devam etti ve neredeyse tüm Gondwana Kraton'un boğulmasına neden oldu. Bu zamana kadar konodontlar en yüksek gelişimlerine ulaştı. Omurgalı kemiği parçaları, hatta bazı yumuşak gövdeli omurgalı akrabaları artık Kambriyen'den bilinmesine rağmen Ordovisyen en eski tam omurgalı fosillerinin görünümüyle dikkat çekiyor. Bunlar çenesiz ve resmi olmayan bir şekilde ostrakodermler olarak adlandırılan zırhlı balıklardı. Ancak daha doğru bir şekilde Pteraspidomorfi taksonuna yerleştirildiler. Tipik Ordovisyen balıklarının başında büyük kemikli kalkanlar, kuyruğu örten küçük çubuk şeklinde veya plaka benzeri pullar ve hayvanın ön ucunda yarık benzeri bir ağız vardı. Bu fosiller Avustralya, Güney Amerika ve Kuzey Amerika'nın batısındaki Ordovisyen çağının kıyıya yakın deniz katmanlarında bulunmaktadırlar. Ordovisyen'in belki de en çığır açan olayı toprağın kolonileştirilmesiydi. Erken karasal eklem bacaklılarının sporları ve kütügül yapıları gibi kalıntılarının fosilleri bu zamandan beri bilinmektedirler. Ordovisyen dönemin sonunda kayda değer bir toplu yok oluş gözükmektedir. Bu yok oluşun sebebi olarak deniz seviyesindeki azalma ve buzullaşma gösterilir. Bu durumu kısaca özetleyecek olursak, Orta Ordovisyen'e doğru dünyanın iklimi daha da ılıman bir hal aldı. Sonuç olarak hava sıcaklığı ve atmosferdeki nem miktarı arttı. Gondwana, Üst Ordovisyen sırasında Güney Kutbu'na yerleştiğinde büyük buzulların oluşmasına sebep olmuştu. Buzulların oluşumu sığ denizlerin süzülmesine ve deniz seviyelerinin düşmesine
neden oldu. Bu da muhtemelen tüm deniz omurgası sürülerinin %60'ının ve tüm ailelerin %25'ini yok eden Ordovisyen sonu kitlesel yok oluşunun sebebiydi. Paleozoik'in 3. devri olan Silüryen'in günümüzden yaklaşık olarak 440 milyon yıl önce başlayıp 417 milyon yıl önce sona erdiği kabul edilir. 1835 yılında Galler'de çalışan Murchison bu bölgede incelediği Shropshire adlı kaya istifini yine bu bölgede yaşamış olan Silures kavmine atfen Silüryen sistemi olarak adlandırmıştır. Silüryen boyunca kıtaların büyük bir bölümü güney yarım kürede toplu halde bulunuyordu. Kuzey yarım küre ise neredeyse tamamen okyanuslarla kaplıydı. İklimi zaman zaman farklı bölgelerde kısa buzul dönemlerinin varlığına karşın genel olarak tropikal olup bazı dönemlerde volkan türlerinin etkisinde kalmıştır. Ekvatoral kara parçalarının büyük bir bölümünün üzerini kaplayan sığ denizler dönem canlılarının en önemli yaşam alanlarındandı. Bu dönemde deniz kendilerden deniz zambakları sığ denizlerde yaygınlaştı ve deniz faunasının önemli bir bölümünü oluşturdu. Ordovisyen'de başlayan çenesiz balık çeşitliliği Silüryen'e gelindiğinde gitgide artmış, değişken tuzluluk oranları ve derinlik seviyeleri canlıları farklı besin sınıflarına girecek şekilde farklılaştırmıştır. İlk çeneli balıklar geç Silüryen'de belirmiştir ve Devoniyen'de büyük bir çeşitlenme göstermiştir. Soyu tükenmiş canlılar arasında bildiğimiz en fazla çeşitlenmiş canlı gruplarından olan trilobitler de bu dönemde yaygın olarak bulunmaktadır. Çeşitlenen ve kalabalıklaşan su yaşamında artan rekabet bazı canlılar için yeni habitatların keşfini gerekli kıldı. Dönemin sonlarında sudan karaya çıkıldı. Devoniyen'de meydana gelen kuraklık, predatörlerden kaçış ve havadaki serbest oksijen konsantrasyonu karaya çıkışın önemli nedenlerindendir. Önce böceklerin mi yoksa bitkilerin mi karaya çıktığı bir tartışma konusu olsa da bu canlılar mutualist bir ilişki içinde yaşadıklarından karaya beraber çıktıklarını söylemek çok da yanlış olmayacaktır. Karaya çıkan ilk bitkiler sporla üreyen karayosunlarıydı. Karayosunları ile birlikte mantarlar da liken oluşumu gösterdi. Damarsız bitkilerin ardından çekirdeksiz damarlı karasal bitkiler de ortaya çıktı. Karaya çıkışta hayvanlar için kritik olan sorunlar vücut kuruluğu, farklı habitatlara yayılma, yer çekim etkisi ve solungaçlarla sudan alınan oksijenden daha fazlasını akciğerlerle atmosferden sağlamaktı. Eklem bacaklılar karasal kolonizasyonlar açısından oldukça iyi ön adaptasyonlara sahipti. Nem muhafaza edebilen ağır eklem dış iskeletleri sayesinde kurumaya ve yer çekimine karşı dirençliydiler. Bu eklemli yapıları karada hareket etmelerini de kolaylaştırıyordu. Ayrıca vücutlarının altında gelişen ufak delikler havadaki oksijeni absorbe eden içsel tüplerle bağlantılıydı. Bu dönemde akreplerin karaya geçişi de gerçekleşmiştir. Çift yaşamlılarsa karaya çıkan ilk omurgalı örnekleridir. Bu sınıfın günümüzdeki örnekleri kurbağa türleri olsa da jeolojik temsilcileri kurbağalardan oldukça farklıydı. Karaya olan adaptasyon süreci ve hem karadaki hem de sudaki yaşamın çeşitlenmesi bizlere Silüryen atmosferindeki ozon tabakası seviyesinin günümüzdekine oldukça benzer olduğuna dair bir ipucu vermekte. Devoniyen istifi ilk kez İngiltere'de incelenmiş ve adını Devon bölgesinden almıştır. Devoniyen istifinin katlara ayrılması ise Rem Masifi, Harzağları ve Ardenler'de yapılmıştır. Coelenterita, Echinodermita, Brachiopoda, Molluska ve balıklar bu döneme damgasını vuran canlılar arasındandır. Tatlı sulardan gelerek denizde yaşamaya evrimleşen balıklarla birlikte bu dönemde balıklar için büyük bir çeşitlenme görülmektedir. Çeneli ve çenesiz balıklar çeşitlenirken ilk kemikli balıklar ile köpek balıkları bu dönemde görülür. Bu yüzden bu dönem balıklar çağı olarak da adlandırılır. Tohumlu bitkiler ve ağaçlarla birlikte ormanlar ilk defa bu dönemde görülmektedir. Kafadan bacaklar sınıfına ait olan ammonitler de bu devirde gözüken canlılar arasındandır. Eklem bacaklar şubesinden böcekler de yine bu devirde gözüken canlı formlarındandır. Bu dönemin sonunda toplu bir yok olma gözlenir. Stromatolitler, rugosa ve tavulalı mercanlar tamamen yok olma gösterirken kolayaklılar, trilobitler, konodontlar, çenesiz ve zırhlı balıklar da %70 oranında bir yok oluş gözlemlenir. Yok olan canlıların sucul habitatlarda olması bize yok oluş sebebi olarak yaygın bir buzullaşma olduğunu düşündürmektedir. İlk kanatsız böcek fosili Rusya'da ve diğer Asya alanlarında Devoniyen'de bulunmuştur. İlk fosili 1930'larda bulunan Ichthyostega'nın 1 metre civarında boyu, 4 bacağı ve yalnız suda kullanabileceği balık benzeri bir kuyruğu vardır.
Akant Hostiga Gunnarim, 1933 yılında Grönland'ın doğusunda Famenian çökellerinde bulunmuştur. Nisan 2006, Tiktaalik Rosi, Kanada'nın kuzeyinde bulunmuştur. Bu organizma, pektoral yüzgeçten, kol ve bacaklar gibi kullanılan eklemlere sahip, karada yürüyen, dört bacaklar arasında bir geçiş formudur. Devoniyen döneminde Kuzey Yarımküre, Grönland ve Avrupa Kuzey Yarımküre'de bir kara kütlesi olarak bulunmaktadır. Bu kıta, Lavransiya ve Baltık kıtalarının çarpışmasıyla oluşmuştur. Gondwana ise Güney Yarımküre'deki kıtayı oluşturuyordu. Karbonifer dönemi, Devonyen dönemini izleyen Permiyen döneminden önceki dönemdir. Yaklaşık 358 milyon yıl önce başlamış olup 298 milyon yıl önce sona eren bu dönemde atmosferin %20'sini oluşturan oksijen gazı oranı %35'e kadar yükselmiştir. Karboniferos adı İtalyanca'da odun kömürü üreticisi anlamına gelen carbonarium veya Latince'de odun kömürü anlamına gelen carbo ve ferros kelimelerinden türetilmiştir. Karbonifer dönemi genel olarak tek tip, tropikal ve nemli bir iklime sahipti. Bu dönem süper kıta Pangea'yı oluşturan kara kütlelerinin bir araya gelmesinden dolayı aktif bir dağ inşası dönemiydi. Lavrasya ve Gondwana levhalarının çarpışması Kuzey Amerika'da Arlekenian, Avrupa'da Hercynian orijeniziyle sonuçlandırılmıştır. Aynı zaman sürecinde Doğu Avrasya levhasının çoğu Ural Dağları boyunca Avrupa ile birleşmiştir. Pangea hariç gezegenin çoğu sığ sularla kaplıydı. Karbonifer dönemi çeşitli deniz omurgasızlarının yoğun olduğu bir dönemdi. Buna karşılık mercanlar ve stromatolitler gibi resif oluşturan organizmalar ise sınırlıydı. Beltik veya deniz dibi topluluklarına çoğunlukla bugün hala yaşayan bir grup ekinoderm, yani sert ve dikenli deriyle kaplı omurgasızlar olan krinoidler hakimdi. Bu organizmalar su sirkülasyonu ve dip akıntılarını etkileyecek kadar büyük yoğunluğa sahip olan tek besleyicilerdi. Bu organizmaların kalkerli, yani kalsiyum karbonat içeren kalıntıları, kaya oluşturan maddeler olması bakımından da önemlidir. Dönemin bir diğer özelliği böceklerin çeşitliliğindeki artıştır. Yusufçuklar ve mayıs sineklerinin sayısı artmış ve daha büyük boyutlara ulaşmıştır. Bitkilerden bahsedecek olursak bataklık ormanları yaygın olmasına rağmen kıtaların seviyesindeki yükselme bitkilerin karasal ortamlara geçişine neden olmuştur. Bataklık ormanlarında likosit gibi çekirdeksiz bitkiler gelişmiş ve kömürün birincil karbon kaynağı haline gelmiştir. Calamitiasis en yaygın karbonifer flora cinsidir. Dönemin başlıca bitkileri Echinosateles yani at kuyruğu bitkileri, Siphonophyllales yani asma benzeri bitkiler, Lycopodiales yani kulüp yosunları, Lepidodendrales, Filisales, Medullasales ve Cordaitales'tir. Bunlar dönem boyunca hakim olmaya devam etmiş ancak geç Karboniferos döneminde başlıcaları sikopotlar ve Volteiles olan birkaç başka grup ortaya çıkmıştır. Kuzey Amerika'daki eski organik açıdan zengin bitkiler üzerine yapılan araştırmalar bu dönemdeki bitkilerin lignin içermediğini göstermektedir. Araştırmalar ayrıca eski bitki fosillerinde lignin bolluğundaki değişimlerin kömür oluşumu üzerine belirgin etkisi olmadığını göstermiştir. Birçok karbonifer kömür katmanına düşük lignli bitkilerden oluşan likopsi kalıntıları hakimdir. Karasal ortamlar 30 metre yükseklikleri aşan ağaçlara kadar değişen vasküler kara bitkilerinin hakimiyetindeydi. En önemli bitki grupları likopotlar, sfenopsitler, kolditler ve eraltotlarıydı. Likopotlar bugün sadece kulüp yosunlarıyla temsil edilmektedir ancak karbonifer döneminde yoğun spiral düzene sahip yaprakları olan uzun ağaçlarla temsil edilmekteydi. Deniz yaşamından bahsedecek olursak Devonyen'den gelen balık çeşitliliği hem deniz ortamında hem de tatlı su ortamında karbonifer dönemi boyunca devam etmiştir. Okyanuslarda en önemli gruplar foraminiferler, mercanlar, briozoalar, brachiopodlar, ammonoidler, ekinodermler ve kondristestir. Bu dönemin bazı balık cinsleri bugün de mevcuttur. Artrodillerin yani çeneli balıkların nesli Mississippian'da tükenirken kıkırdaklı ve kemikli iskelete sahip balıkların nesli karbonifer dönemi boyunca devam etmiştir. Karbonifer amfibiler ise dönemin ortalarında bugün olduğundan daha çeşitli ve yaygındı. Bazıları 6 metre uzunluğuna kadar ulaşabiliyordu. Labirintodontia altında sınıflandırılan tetrapodların uzun gövdeleri, kemikli katmanla kaplı kafaları ve zayıf gelişmemiş uzuvları vardı. Bu canlıların en büyüğü 2 metre uzunluğundaydı. Karbonifer döneminin en büyük evrimsel yeniliği, arazinin belirli dört ayaklar tarafından kullanılmasına izin veren amniyot yumurtasıydı. Amniyot yumurtası sonraki tüm kuşların, memelilerin ve sürüngenlerin atalarının yumurta içinde kurumasını önleyerek karada üremesine izin vermiştir.
Yumurta içinde embriyoyu çevreleyen amniyon zarı yapısının evrilmesi, dehidrasyonu önleyerek canlıların yumurtalarını suya bırakma zorunluluğunu ortadan kaldırmış, karaya tamamen adapte olmalarını sağlamıştır. Karbonifer döneminin sonunda sürüngenler, protorotritler, kaptorinitler, aerosolitler ve birkaç pelikosaur ailesini içeren bir dizi gruba çeşitlenmiştir. 318-299 milyon yıl önce Pensilvanya döneminde karada büyük ormanlar oluşmuş ve alçak alanları bataklıklar doldurmuştu. Büyük ölü bitki kütleleri bataklıkların altına gömüldükçe ve oksijenle teması kesildikçe atmosferdeki karbondioksit seviyesi düşmüş ve dünya daha soğuk hale gelmiştir. Milyonlarca yıllık ısı ve basınca maruz kalmış olan gömülü kalıntılar bugün enerjimizin büyük kısmını sağladığımız kömür rezervlerine dönüşmüştür. Kömür yatakları 11-12 metreye kadar çıkabilmektedir. Kömür, petrol ve doğalgaz gibi fosil yakıtları yaktığımızda milyonlarca yıl önce gömülü olan ölü bitki ve hayvanlardan kalan karbondioksit açığa çıkmaktadır. Dünyadaki büyük kömür havzalarının çoğu karbonifer döneminden kaynaklanırken petrol ve doğalgaz kaynaklarının çok az bir kısmı bu dönemden kaynaklanmaktadır. Dönemin fotosentetik organizmaları, özellikle kara bitkileri, kömürün ana bileşeni olmuştur. Avrupa ve Kuzey Amerika'nın tropikal bataklık ormanlarında bulunan çekirdeksiz, damarlı bitki ormanları, kömüre dönüşen organik materyali sağlamıştır. Karbonifer kayalardan türetilen ticari olarak değerli diğer malzemeler arasında ise gübre ve ateşe dayanıklı kil, alçı taşı yer almaktadır. Paleozoik'in en üst ve en genç sistemi olan Permiyen, 299 milyon yıl ile 252 milyon yıl arasındaki 47 milyon yılda oluşmuş kayaçları ve bunların fosil içeriklerini kapsar. Bu devirde halk arasında süper kıta adını verdiğimiz Pangea'nın oluşumu tamamlanmış, ayrıca bu devirde dünya tarihindeki 5 büyük toplu yok oluştan en büyüğü gerçekleşmiştir. Bu olaylardan dolayı habitatlarda yani canlıların yaşam alanlarında ciddi değişimler meydana gelmiş, tabii ki canlılar da bu değişimden etkilenmişlerdir. Devrin sonunda deniz canlılarının %95'i, kara hayvanların ise 3'te 2'sinden fazlası yok olmuştur. Bu canlılardan bahsedecek olursak eğer, denizlerde yaşayan bir tek hücreli olan Foraminifer fusulinideler, bu devirde gelişimlerinin doruk noktasına ulaşmışlar fakat devrin sonunda tamamen yok olmuşlardır. Ayrıca Pangea oluşum süreci bunun tamamlanması, yerkürede ciddi bir karasallaşmaya sebep olmuş, çift yaşamlıların yani amfibiyaların yaşam alanları olan sulak yerler yok olmuştur. Buna bağlı olarak da amfibiyaların sayısında ciddi azalmalar görülmüştür. Permiyen devrinde hali hazırda yaşıyor olan bir sürüngenimsi olan pelikozorların yanında yine bir sürüngenimsi olan terapsitler ortaya çıkmaya başlamış. Devrin sonunda ise pelikozorlar tamamen yok olurken terapsitler hayatta kalabilmişlerdir. Bu canlılara sürüngenimsi dememizin sebebi sürüngenlere olan benzerliklerinin yanı sıra alt çene ve diş yapısı bakımından memelilere ait özellikler taşımalarıdır. Bu sebeple memelilere uzanan evrim koludurlar. Permiyen devrine ait fosillere göre bu devirde bir çeşit eklem bacaklı olan üç loblu trilobitler, yarım kordalı graptolitler, dev deniz akrepleri olan örüpteritler, derisi dikenlilerden blastoidler ve tablalı mercanlar yok olmuşlardır. Aynı zamanda brachiopodlar ve yosun hayvanları olan bryozoanlar tamamen yok olmasa da sayıları ciddi derecede azalmıştır. Ayrıca Kambriyen devrinde görülmeye başlayan konodontlar da terapsitler gibi devrin sonundaki toplu yok oluştan kurtulabilmişlerdir. Bilim insanları ise bu yok oluşların neden gerçekleştiğine dair bazı hipotezler öne sürmüşlerdir. Bu hipotezlerden biri 6 ila 12 kilometre çapındaki bir asteroid veya kuyruklu yıldızın okyanusa çarpmasıyla ilgilidir. Bu hipotezi destekleyen en büyük kanıtlardan biri ise devrin sonunu belirleyen kayaçlardaki çarpma sonucu şoklanmış minerallerdir. Bu çarpmaya bağlı olarak mantodan okyanusa, okyanustan da atmosfere sülfür yayıldığı ve bu sülfürün oksijene bağlanarak asit yağmurları oluşturduğu düşünülüyor. Yıl boyunca yavaş yavaş gerçekleşen bu azalmaya bağlı olarak azalan canlı sayısı, oksijen seviyesi kritik değerinin altına düştüğünde ise toplu olarak gerçekleştiği düşünülüyor. Başka bir hipoteze göre, bu yok oluşa sebep olabilecek bir diğer şeyin Sibirya'nın Sibirya Kapanağı adlı bölgesinde gerçekleşen, yeryüzünün gördüğü en büyük ve en uzun süreli volkanik faaliyetlerdir. Bazı araştırmalar bu volkanik faaliyetlerin yeryüzünü ısıtıp okyanusta bulunan donmuş metanı açığa çıkardığını düşünürken, bazı araştırmalar ise bu metan artışını yanardağların püskürttüğü nikeli kullanarak metan üreten bir arkeye bağlıyorlar. Etkili sera gazı da hava sıcaklıklarının artmasına ve okyanusların asitleşmesine sebep oluyor. Son olarak Pangea'nın oluşmasını sağlayan levha hareketleri, sığ denizlerin azalmasıyla bazı yaşam alanlarının yok olmasına ve iklimin değişmesine sebep olduğundan büyük bir toplu yok oluşa sebep olmuş olabilir. Mezozoik çağın başlangıcı olarak betimlediğimiz 251 ile 199 milyon yıl öncesi arasında kalan zaman periyodunu Trias dönemi olarak adlandırıyoruz. Bu dönemde dünya yüzeyindeki karasal alan,
Permiyen devrinde oluşumunu tamamlamış süper kıta Pangea'ydı ve onun dışında kalan alan bir süper okyanusla çevriliydi. Dönemin sonlarına doğru Lavrasya ve Gondwana kıtalarının birbirinden ayrılmaya başlamasıyla aralarına giren Tethys Denizi, bugün Anadolu'nun da dahil olduğu kara parçalarının bulunduğu bölgeydi. Permiyen döneminin sonunda gerçekleşen ve dünya tarihinin en büyük toplu yok oluşu olarak betimlediğimiz olayın ardından birçok canlı türü tükenmiş olsa da diğer taraftan bakarsak bu canlıların yok oluşuyla boşalan ekosistem nişleri yeni türlerin evrilmesine ve yayılmasına olanak sağlamıştır. Kara yaşamının kendini toparlama sürecinde çeşitlenen ve çoğalan bitkilerden bahsedecek olursak, Eyreltodu benzeri damarlı bitki türlerinin varlığını sürdürdüğünü, açık tohumlu palmiye türü ağaçların oranının arttığını söyleyebiliriz. Trias döneminin baskın bitki grubu açık tohumlular, özellikle kozalaklı bitkilerdi. Kara ekosisteminin önemli bir parçası olan, boyu 30 metreye kadar ulaşabilen kozalaklı ağaçların oluşturduğu ormanlardan bahsetmek mümkündü. Ayrıca bu döneme genel olarak kurak ve karasal bir iklim hakimdi. Karadaki hayvan yaşamından bahsedecek olursak, erken Trias'ı memeli benzeri sürüngenler domine ediyordu. En önemlilerinden biri Litrosaurus ailesiydi. Boyu en fazla 1 metre uzunluğunda olan bu hayvanların kara yaşamını domine eden türler arasında olduğu biliniyor. Orta Trias'tan sonra dinozor, kuş ve timsah gibi sürüngenlerin atası olduğu düşünülen arkozor türleri baskınlık göstermeye başladı. Arkozorların çoğu türü Orta Trias'ta dinozor olarak tanımladığımız canlılara evrilmişti ve dönem boyunca çeşitlenerek çoğalmaya devam etti. Bipedalizmin, yani iki ayak üzerinde hareket etme yetisine sahip canlıların omurgalılardaki ilk örneklerinden biri de bir erken dinozor türü olan Coelophysis'ti. Her dönemde olduğu gibi Trias devri süresince de evrilen ve dönem bitmeden yok olan birçok tür vardı. Boyunu 3 metre, vücut uzunluğu 6 metreye ulaşabilen Thanistropheus bu türlere örnek olarak verilebilir. Yok olan türler olduğu gibi bugün 230 milyon yıl önce yaşamış atalarına neredeyse birebir benzeyen canlı türleri de bulunmakta. Bunlardan biri de günümüzde yaşayan tek türü Tuatara olan kertenkele benzeri canlıların oluşturduğu Rhynchosophalia ailesidir. Bu dönemde terapsidler, sürüngenler ve memeliler olarak iki ayrı koldan evrimleşmeye devam etmiştir. Geç Trias'ta arkozorların baskınlığı arttı. Bunun en güzel örneklerinden biri olan Prostosicus türleri, boyları 6 metreye ulaşabilen keskin dişli etçil dinozorlardır. Uçma yetisi evrimleşen ilk omurgalı olan Pterodactylus türü dinozorların fosilleri de ilk olarak Trias devrinde bulunmuştur. Permiyen yok oluşundan sonra canlı türü ve çeşitliliğinde önemli ölçüde azalma olan deniz yaşamı da kendini toparlamaya başladı. Omurgasız canlı türlerinin ve tek hücrelilerin çeşitlenmesi dışında ilk kaplumbağalar ve modern mercanların ilk örnekleri de bu dönemde görüldü. Bazı sürüngenler bu dönemde okyanusa döndü. Bu türlerin fosil karşılaştırmalarında tetrapod atalarıyla benzerlikleri görülebilir. Bilinen en önemli örneği, Jura döneminde okyanus yaşamını domine edecek birkaç türden biri olan ihtiyazordur. Bu hayvanlar geç Trias'ta artık tamamen marine hayata adapte olmuşlardı. Trias döneminin sonunda nedeni tam olarak bilinmeyen bir kitlesel yok oluş gerçekleşmiştir. Pangea'yı oluşturan Lavrasya ve Gondwana kıtalarının birbirinden ayrılmaya başlamasıyla gerçekleşen tektonik ve volkanik hareketlilik, yine bundan kaynaklanan küresel ısınmanın birkaç milyon yıl içinde deniz ve kara türlerinin %70'inden fazlasını, tüm taksonomik birimlerin ise yaklaşık %20'sini yok olmasına neden olduğu tahmin edilmektedir. Jura dönemi 199 milyon yıl önce başlamıştır ve yaklaşık 54 milyon yıl sürmüştür. Bu dönem adını döneme dair fosillerin ilk bulunduğu Jura dağlarından almaktadır. Bu dönemin önemli özelliklerinden bir tanesi süper kıta Pangea'nın bölünmesidir. Günümüzdeki Atlantik Okyanusu ve Meksika Körfezi bu sayede oluşmuştur. Anadolu'da Tethys Denizi küçülmeye başlamıştır ve zamanla Anadolu Levhası ortaya çıkmıştır. Anadolu Levhası dönemin sonlarında ortaya çıkmaya başladığı için neredeyse dönem boyunca Türkiye'nin olduğu bölge sular altındadır. Bu da Türkiye'de dinozor fosiline rastlanmamasına sebep olmuştur. Ancak dünyanın çeşitli yerlerinde Jura dönemine ait iyi korunmuş fosillere rastlamak mümkündür. Deniz seviyesi yükselerek daha öncesinde sıcak ve kuru olan iklimi sıcak ve nemli hale getirmiştir. Bu subtropikal iklim sebebiyle bitki örtüsü çeşitlenmiştir. Dönemin sonlarına doğru ilk çiçekli bitkiler görülmüştür. Palmiye ağacı benzeri sikatlar, çamlar gibi iğne yapraklılar, ginkolar, ağaç eraltotları dönemde bolca görünen bitki türlerinden bazılarıdır. Jura dönemini sembolize eden birçok çizimde de bu dönemin bitki türlerinin bolluğu resmedilmiştir. Jura dönemi hem karada hem de denizde devasa boyutta canlıların bulunduğu bir dönemdir. Bu canlılardan belki de en dikkat çeken dinozorlardır.
Jura devri, dinozorların ne ilk ne de son gördükleri devirdir. Ancak dinozorlar bu devir boyunca yaşamlarını sürdüren önemli canlılar arasındadırlar. Trias döneminin sonundaki yok oluş, dinozorların çeşitlenmesi için uygun ortam sağlamıştır. Devrin en büyük dinozorlarından birisi olan Apatosaurus'un boyu 23 metreye, kilosu ise 45 tona ulaşabilir. Bu örnek, dinozorların ne kadar büyük boyutlara ulaşabildiğinin bir kanıtıdır. Tabii Jura döneminde dinozorların dışında da önem içeren canlılar yaşamaktadır. Örneğin ilk plezantalı memeli atımız bu dönemde yaşamıştır. Faregillere benzeyen bir görüntüsü vardır ve diğer kara memelileri gibi ufaktır. Jura dönemindeki diğer kara memelileri gibi ufaktır. Bu dönemdeki kara memelileri dinozorlar ile rekabet içerisinde değillerdir. Çoğunlukla bitki ve böceklerden beslenirler ve gece avlanırlar. Archaeopteryx de dönemin en çok konuşulan canlı türlerinden bir tanesidir. Bilim insanları Archaeopteryx'in fosillerini ilk bulduğunda bunun bilinen ilk kuş türüne ait olduğunu düşünmüşlerdir. Ancak daha sonra yapılan araştırmalarda Archaeopteryx'i kuş sınıflandırmasından kaldırmışlardır ve dinozor üst takımına ait bir tür olabileceğine karar vermişlerdir. Dinozorlardan kuşlara geçiş özellikleri barındırmaktadır ve bu durum Archaeopteryx'i bir ara geçiş formu yapar. Her ne kadar Archaeopteryx kuş sınıflandırmasından kaldırılmış olsa da ilk kuş fosilleri Jura döneminde bulunmuştur. Kara yaşamın yanı sıra denizlerdeki yaşam da oldukça çeşitlidir. Plezyozorlar ve ihtiyozorlar gibi devasa deniz sürüngenleri sulara hakimdir. Plezyozorlar sularda yaşayan en büyük etçillerdir. Aynı zamanda günümüzdeki mürekkep balıklarının atası olan kafadan bacaklılar ve fosillerinin güzelliğiyle ünlenen amnoidler de başta deniz canlılarıdır. Ünlü Jurassic Park filmi de adını bu dönemden almaktadır. Jurassic Park her ne kadar bilimden ilham almış bir yapım olsa da maalesef bilimsel bir yapım değildir. Zira bazı dinozorların özellikleri filmde yanlış verilmiştir. Aynı zamanda filmde var olan T-Rex'e birkaç dinozor türü aslında bu dönemde hiç yaşamamışlardır. Kretase terimi ilk kez 1822 yılında Omelius Halloy tarafından Manş Denizi'nin sahillerinde görülen beyaz renkli, tebeşirli bir grup formasyon için kullanılmıştır. İsmini de Rumence'de tebeşir anlamına gelen krete kelimesinden almıştır. Bu devirde dinozorlar müthiş bir çeşitliliğe ulaşarak devre damgasını vurduklarından bu devir dinozorlar çağı olarak da isimlendirilmekte. Kretase devri tüm jeolojik devirler içinde kapsadığı denizel ve karasal fosiller bakımından en üst konumda olan devirdir. Tıpkı Jura'da da olduğu gibi Kretase devrinde de kara bitkileri çok yaygınlaşmış ve dünyanın birçok yerinde lignit yataklarının oluşmasında etkili olmuştur. Kretase florasında gerçekleşen en önemli evrimsel yeniliklerden biri de çiçekli bitkilerin fosil kayıtlarına girmesidir. Orta Kretase'de yaygınlaşıp dönemin sonuna doğru modern biçimlerini alan ve karasal ekosistemlerin baskın bitki grubu olan çiçekli bitkilerin bazıları bugün bile varlıklarını sürdürmektedir. Kretase sonlarına doğru kapalı tohumlu bitkilerin yaygınlaşmasıyla birlikte başta arılar olmak üzere tozlaştırıcı böcekler de bu dönemde görülmeye başlamıştır. Kretase'de ilk kez ortaya çıkan başlıca böcek grupları arılar, karıncalar, kelebekler ve termitlerdir. Burada bulunan tozlaşma-beslenme ilişkisinin temelleri bu dönemde atılmıştır. Çiçekli bitkiler, Kretase sonundaki tüm vasküler bitkilerin dokularında su ve suda erimiş maddelerle fotosentez ürünlerinin taşınmasını sağlayan iletişim ve damar sistemi bulunduran bitkiler %95'ini oluşturarak baskın hale geliyor. Kretase dinozorların altın çağıydı. Dönemin sonuna kadar çeşitliliklerini arttıran dinozorlar, meteor çarpmasıyla yok olduğunda gelişimlerinin zirvesinde ve karasal yaşamın pek çoğunun hakimi durumundaydı. Bilinen dinozorların %40'ı Kretase devrinin son 15 milyon yılında ortaya çıkmıştır. İlk kez Jura devrinde görülmeye başlanan kuşlar Kretase devrinde çeşitleniyor. 65 milyon yıl önce geç Kretase ters yer geçişinde meydana gelen ve jeolojik geçmişte ikinci en büyük toplu yok oluş ile tüm türlerin %85'i ortadan kalkmıştır. Kurbanları arasında dinozorların yanında pterosaurlar, belemnoidler, birçok bitki, ammonoidler, deniz sürüngenleri, rudist ve bivalviyalar, plankton foraminiferler, kalkerli nanoplanktonlar, diatomlar, dinoflagellatlar, brachiopodlar, molluslar, ekinoidler ve balıklar da çok fazla etkilenen gruplar arasındadır. Bunun yanında birçok memeli, kuşlar, kaplumbağalar, timsahlar, kertenkeleler, yılanlar ve amfibiyanlar geç Kretase'de meydana gelen bu olaydan belirgin bir şekilde etkilenmemişlerdir. Bazı paleontologlar
dünya çapında geniş yayılımlı iridyumca zengin tabakanın oluşabilmesi için ancak bir göktaşının dünyaya çarpmış olması gerektiğini düşünmektedirler. Aynı araştırmacılar bu bölgelerde görülen küçük bazalt damlacıklarının da çarpma sırasında oluşan sıcaklık etkisiyle kabuktan eritilen ve havaya karışan taneler olduğuna dikkat çekmektedirler. Yok olmasını açıklamaya çalışan hipotezlerden ikisi en fazla kanıt gösteren ve destek bulanlarıdır. Çarpma hipotezi ve yoğunluk volkanik püskürme hipotezleridir. 1985'te Kretasason'un toplu yok olmasını volkanik faaliyetlerle açıklamaya çalışarak yoğunluk volkanik püskürme hipotezini öne sürmüştür. Araştırmacılar Kandrilit ve Kilauea volkanlarının atmosfere fırlattığı toz parçacıklarından topladıkları örneklerin arsenik, antimon ve iridyum içeriklerini Kretase devrinin sonundaki sınır killerinden yaptıkları analizlerle karşılaştırarak Kretasason'un toplu yok olmasının manto kaynaklı olduğunu ileri sürmüşlerdir. Buna göre Kretasason'un da volkanik faaliyetlerinin artması asit yağmurlarına neden olmuş. Okyanus yüzeylerinde pH miktarının artması ve alkali değişimlerine bağlı olarak atmosferdeki ozon tükenmiştir. Bu hipotez, volkanik faaliyetler ve sonrasındaki mekanizma ile birlikte yok oluşun 100 bin yılda gerçekleştiğini öne sürmektedir. Sunan ve çok desteklenen bu iki ana hipotez dışında Kretasason'un toplu yok olmasını açıklamaya çalışan ancak ciddi kanıtlar ileri süremeyen, sadece dinozorların yok olmalarını açıklamaya çalışan salgın hastalıklar, yumurta safhasındaki kayıplar gibi hipotezler de vardır. Bu yok oluştan sonra geriye kalan gruplar arasında en şanslıları memelilerdi. Bu büyük felaket, memelilerin 3. zamanda gelişmesi ve evrimleşmesi için boş alanlar yarattı. Ve zafer artık memelilerindi. Paleozoik dönemi yaklaşık 66 milyon yıl öncesi ile 56 milyon yıl öncesine denk gelen zaman dilimini kapsamaktadır. Non-avian dinozorlarının neslinin tükendiği Kretase yok oluşundan sonra gelen ilk zaman dilimidir. Yok oluşlar o dönemde yaşayan bazı canlılar için kötü olsa da boşalan nişler sayesinde canlı çeşitliliğinde artış meydana gelir. Paleosen'de yok oluşlarla birlikte artık memelilerin baskın olduğu bir döneme geçiş görülüyor. Boşalan nişleri doldurmaya başlayan memeliler giderek çeşitleniyor ve dönemin başlarında ufak boylu, gece avlanan, daha çok yumuşak bitkilerle ve küçük böceklerle beslenen memelilerin dönem sonlarına doğru boyutlarında artış gözleniyor. Ve Kretase sonunda yok olan amonitlerin yerine mürekkep balığı benzeri yumuşak gövdeli canlılar geliyor. İlkin primat fosillerine orta paleosen çökellerinde rastlanıyor ve bunların ağaç yaşamına uyumlu oldukları görülüyor. Gözleri önde ve çıkıntı oluşturacak şekilde yerleşmiş olan bu örneklerin 3 boyutlu görüş kabiliyeti olacağı öngörülüyor. Paleosen dönemi boyunca deniz seviyesi düşük kalmaya devam ediyor. Lavrasya hala bir bütün halde ve 3 farklı kıtaya ayrılmayı tamamlayamamıştır. Gondwana ayrılmaya devam ediyor ve Hindistan'ın Asya ilerleyişi başlıyor. Bu da daha sonra Himalayaların yükselmesine sebep olacaktır. Günümüzden 54.8 milyon yıl önceden 33.7 milyon yıl öncesine Eosen devri denir. Memelilerin egemenliğini ilan ettiği bu dönem günümüzdeki canlıların doğuşu olarak kabul ediliyor. Günümüzdeki memeli takımlarının hemen hemen hepsi Eosen devrinde görünmeye başlar. Her ne kadar günümüzdeki formlarından uzak da olsalar, yarasaların tarih sahnesine ilk çıkışı yine Eosen devrine dayanır. Bu dönemde, Kuzey Amerika ve Asya arasındaki Bering Boğazı, iklimsel sebeplerden ötürü karasallaşmıştır. Ve bu iki kıta arasında bir nevi köprü görevi görmektedir. Örneğin, günümüzdeki toynaklılar, bunlardan birisi atlar, Kuzey Amerika'dan Avrupa'ya, oradan da Asya'ya Bering Boğazı'nın karasallaşması sonucu göç edebilmiştir. Bu dönemdeki ilklerden bahsedecek olursak, kazlar, ördekler, baykuşlar, şahinler gibi kuşlar, tapirler, gergedanlar, domuzlar, ayılar ve filler gibi canlıları ilk defa Eosen'de görürüz. Ayrıca deniz inekleri ve balinalar gibi deniz memelilerinde ilk fosillerine yine Eosen'de rastlarız. Darwinius Masille gibi anatomik olarak gerçek primat olduğunu söyleyebileceğimiz canlıları da yine ilk defa Eosen'de rastlarız. Bu dönemin sonuna doğru balinalar gibi bazı memeliler devasa boyutlara ulaşmıştır. Biraz da mikroskopik canlılara bakacak olursak eğer, bu dönemde Numulid ve Albeolin aileleri tür ve birey sayısından adeta bir patlama yaşamışlardır.
Bu çeşitlilik öylesine fazla ki bazı kaynaklarda Eosen devri için Nummulit çağda denir. Bu dönemin en ilgi çekici olaylarından birisi ise bayınaların evrimidir. Artan memeli nüfusu mevcut nişleri doldurmuştur ve bazı memeliler yiyecek arayışı için karadan suya doğru evrimleşmiştir. Yapılan DNA analizleri sonucunda yarı sucul bir yaşam süren su aygırları ile bayınaların birbirlerine oldukça yakın akraba oldukları ortaya çıkmıştır. Ichthyolestes, Pakicetus, Rodicetus ve Basilisaurus örnekleri de bayınaların karadan suya evrimleştiğini gösteren en önemli canlı örnekleridir. Örneğin Basilisaurus da gözlemlenen arka bacakların bu canlıların yüzmesi için herhangi bir işlevi olmadığını biliyoruz. Günümüz balinalarında da aynı şekilde bulunan pelvis ve femur kemiklerinin yüzmeyle herhangi bir alakaları yoktur. Bu kemikler daha çok karasal ortamda yaşayan hayvanlara ait özelliklerdir. Bu kemiklerin varlığı bizlere balinaların daha öncesinde karada yaşadıklarını ve sonradan suya adapte olduklarını gösteriyor. Eosen'de artan sıcaklık nemli bir iklim yaratmıştır. Ve bundan kaynaklı olarak orman örtüsü kutuplara kadar ilerlemiştir. Ve kıtalar bu dönemde birbirlerinden ayrılmaya devam etmişlerdir. Kuzey Amerika Avrupa'dan, Güney Amerika ise Antarktika'dan ayrılıyor. Lavrasya kıtası dağılmaya devam ediyor ve Avrupa, Grönland ve Kuzey Amerika birbirlerinden uzaklaşmaya başlıyorlar. Oligosen, Seniozik zamanın ilk alt devri olan Paleojen'in son devresi olup yaklaşık 34 milyon yıl önce ile 23 milyon yıl önce arasında denk gelen bir jeolojik devirdir. Erken Oligosen'de dünya genelinde bir soğuma meydana gelmiş ve bunun sonucunda denizlerdeki planktonlarda birey ve cins bakımından önemli bir azalma görülmüştür. Orta Oligosen'de devam eden buzullaşmaya bağlı olarak okyanus seviyelerinde bir düşüş görülmüş ve bu zamana kadar birer ada konumunda olan Asya ve Avrupa kıtaları birleşmişlerdir. Ve bu birleşmeyle birlikte Asya memelilerinin Avrupa kıtasına geçmesi gerçekleşmiştir. Şimdi gözlenen bitki toplulukları artık bu dönemden itibaren iklimin ılıman hale geldiğini gösteriyor. Asya'nın iç bölgelerinden başlayarak yayılan otlarla birlikte dünya üzerindeki ilk otlaklar yaygınlaşmış ve bu otlaklarla beslenen tek toynaklı hayvanlar bu dönemin en iri hayvanları olmuşlardır. Atlar, domuzlar ve geyikler gibi yırtıcı memeliler oligosende yaygınlaşıp çeşitlenmişlerdir. Antarktika kıtasının ayrılıp buzullanmasının Oligosen devrinde gerçekleşen kıta hareketlerinin bir sonucu olduğu düşünülmekte. Ayrıca Alp Sıra Dağları'nın oluşumu da Oligosen'de gerçekleşen kıta hareketlerinin bir sonucudur. Dünya genelinde değişen ekolojik yapının Avustralya kıtasında gerçekleşmediği burası için geçerli olmadığı görülmüştür. Buna rağmen Oligosen bu kıtada Avustralya kıtasında endemik özellikte bulunan keseli memeli faunasının çeşitliliğinin arttığı bir dönem olmuştur. Miyosen devri, erken miyosen, orta ve geç miyosen olmak üzere 3 bölümde inceleniyor. Miyosen ortasında önce küresel bir ısınma yaşanırken ardından küresel bir soğuma gelmiş ve geniş otlaklar oluşmuş. Başta ılıman iklim görünmeye başladı ve karasal bölgeler kurumaya başladı. Ormanlar azaldı, çayır gibi otlak alanlar, çöller çoğalmaya başladı. Geniş bozkır bitkileri ortaya çıkmaya başladı ve yağmur ormanları azaldı. Yerine kuru, küçük, yapraklı, dev iğne yapraklı ağaçlar gelmeye başladı. Memeliler bu dönemde çeşitlenmeye devam etmiştir. Bu dönemde memeliler ve kuşlar gelişip yaygınlaşmıştırlar. Hiparyon denilen üç toynaklı atlar bu dönemde görülmüştür. Foklar, deniz aygırları ve hemen hemen tüm modern balina türleri ortaya çıkmıştır. Buna ek olarak insangiller ailesi bu dönemde görülmeye başlamıştır. Ve bunlar iki ayak üzerinde yürüyen insanların atasıdır. Denizel ortamlar da bitkisel değişikliklere maruz kalmıştır. Belli bölgelerde esmer yosun toplulukları hakim olmuş ve bölgenin ekolojisi yeniden şekillenmiştir. Tektonik hareketler sonucu Afrika ve Avrasya plakası arasında kurulan köprülerle Afrika'daki türler Avrasya'ya göç etmiş, Anadolu ve kıtalar genel olarak günümüzdeki düzenini almıştır. Antarktika bu dönemde diğer kıtalardan izole hale gelmiş ve yavaş yavaş günümüzdeki halini almaya başlamıştır. Paleozen çağı 5.3 milyon yıl öncesi ile 1.8 milyon yıl öncesi arasındaki döneme denir. Bu dönemde bir önceki dönem olan Miyosen'de başlayan küresel soğuma eğilimi devam eder. Ayrıca kutup buzulları büyür ve dönemin sonlarına doğru buzul çağına girilir. Bu çağ genel olarak Panama Kara Köprüsü'nün oluşumu ve bunun sonucunda meydana gelen okyanus akıntılarındaki değişikliklerin sebep olduğu hava koşullarındaki bozulmalar ve küresel soğuma ile anılır. Aynı zamanda bu döneme yaklaşırken deniz seviyesi düşmeye başlamıştır ve çayırlar genişlerken orman örtüsü küçülmeye başlamıştır. Bu dönemde Akdeniz kuruyup yerine düzlük otlak alanları bırakır ve subtropikal bölgeler ekvatora doğru çekilir. Ayrıca Antarktika henüz tamamen donmamışken
Pliyosen boyunca resim 1'de gördüğünüz Notophagus, Antarktika'da yaygın olarak bulunur. Resim 2'de gördüğünüz gibi buzulların artmasıyla birlikte deniz seviyesinde görülen artmalardan dolayı Karayipler'de oluşan değişim Kuzey ve Güney Amerika arasında bir kara köprüsünün oluşmasına ve bu kıtaların faunası, bir ülke, bölge, özel bir çevre ya da devreye has tüm hayvanlar üzerinde derin bir etkiye sahipti. Yani birçok Kuzey Amerika hayvanı Güney kıtasını işgal ederken birkaç Güney Amerika hayvanı da kuzeye göç etti. Günümüz memelilerinin tüm takım aileleri bu dönemde ortaya çıkarken soyu tükenmiş pek çok cins de Pliyosen döneminde yaşar. Baskın memeliler olarak boynuzlular yaygınlaşır. Kemirgenler, özellikle kunduzlar ve yer sincapları sayıca artarken at, gergedan, fil, tapir ve develerin sayısı azalır. Ayrıca modern equus cinsi yani tek toynaklı at ilk kez ortaya çıkar. Pliyosen'in diğer bilinen memeliler arasında litoptenler, uzun boylu uzun bacaklı Macrauchenia, fil benzeri Deinotherium ve dev yer tembel hayvanı Megatherium sayılabilir. Dönemin etçilleri ise köpekler, gelincikler ve kılıç dişli kaplanlardı. Bu dönemin en önemli olaylarından biri ise yüksek primatların, ilkin insanlarla dahil ortaya çıkmasıdır. Afrika'da savanaların yaygınlaşması ile bazı maymunlar ağaçlardan düzlükleri iner ve açık alanlara yayılırlar. Erken Pliyosen döneminde insansılar yani hominidler, Kuzeydoğu Afrika'nın rift vadilerinde ortaya çıkar ve Australopithecine insansıları Etiyopya ve Tanzanya'ya, oradan da Afrika'nın büyük bölümüne yayılırlar. Pleistosen devri buz çağı, buzul çağı, Diluvyum olarak isimlendirilir ve kuartenlerin ilk devresidir. Onu takip eden Holosen'e nazaran çok daha uzun sürmüş bir devirdir. 2,5 hatta 3 milyon yılı bulmuştur. Pleistosen kendi içerisinde 3 devreye ayrılır. Alt, orta, üst Pleistosen olarak adlandırılan bu devreler de kendi içerisinde 3'e ayıranlar bulunmaktadır. 1.8-11.500 yılları arasında sürmüştür. Pleistosen-Holosen sınırını belirleyen olay, bir bölgedeki buzulların tamamen eriyip ortadan kalkması, başka bir deyişle glasyal dönemden post-glasyal döneme geçiştir. Bu devirde 4 tane buzul çağı ve onların arasında yer alan 3 buzul arası çağ bulunmaktadır. Buzul arası çağlarda hava daha ılımandır ve buzulların erimesiyle deniz seviyesinde düşüşler yaşanmıştır. Bu düşüşler de kıtalar arasında kara parçaların oluşmasına sebep olmuştur. Bu kıta parçaları köprü görevi görmüştür ve köprüler sayesinde hem insanlar hem de hayvanlar daha kolay göç etme imkanı bulmuşlardır. Kuzey Amerika'da buzulların çekilmesi, başka bir deyişle buzulaşmanın sona ermesi bugün öncesini düşünürsek şu tarihlerle belirlenmiştir. Grönland'da 0 yani henüz daha sona ermemiştir. Alaska'da 6000 yıl öncesi. Göller bölgesi yani Amerika Birleşik Devletleri'nde 10.000 yıl öncesi, Meksika körfesinde ise 14.000 yıl öncesidir. Pleistosen adına en çok anlamına gelen Pleisto ve en son anlamına gelen Sene kelimelerinin birleşiminden almaktadır. Kuzey Amerika'da çok çeşitli memelilerin yaşadığı son dönemdir. Bu memelilere örnek verecek olursak mamutlar, mastodonlar, kılıç dişli kaplanlar, dev tembel hayvanlar, birkaç deve benzeri lama ve tapirleri örnek verebiliriz. Aynı zamanda Kuzey Amerika yerli atların yaşadığı son dönemdir. Atlar bu dönemde burada hem bol hem de çeşitliydi. Kuzey Amerika'da çok sayıda Pleistosen bölgesi bulunmaktadır. Bunlardan en ünlüsü ise Los Angeles'taki Brea Katran çukurlarıdır. Buraya hakkında küçük bir detay verecek olursam burası işçiler asfalt çıkarırken keşfedilmiştir ve isminin böyle olmasının sebebi de işçiler asfalt çıkarırken keşfettiği içindir. Pleistosen sonu Kuzey Amerika'daki atların ve birçok büyük memelinin neslinin tükenmesiyle işaretlenmiştir. Kuzey Amerika'da ölen bazı hayvanlar başka bölgelerde hayatta kalmayı başarmıştır. İki fil cinsi Hindistan ve Afrika'da hayatta kalmayı başarmıştır ama bütün mastodon ve mamutların nesli tükenmiştir. Florida Tampa yakınlarındaki Lacey kabuk çukuru, modern equus cinsi dahil olmak üzere binlerce fosil örneği üreten eski bir Pleistosen yerleşim yeridir. Bir tür buz olan kıtasal buz tabakaları buz devri boyunca ilerlemiş ve gerilemiştir. Çoğu zaman Kuzey Amerika'nın kuzeyine kadar uzanmıştır. New York, New England ve Kuzey Midwest bu oldukça yeni buzullardan olan kanıtları şu an muhafaza etmiş. Amerika iklimi Miyosen sonunda başlayan ve Pliyosen boyunca devam eden bir yörünge üzerinde devam etti. Buzul dönemlerinde bile iklim çeşitliydi. Kuzey kutup koşullarına uyum sağlayamayan hayvanların nesli tükendi veya sıcaklıklar düştüğünde bu hayvanlar güneye, sıcaklıklar yükseldiğinde ise kuzeye göç ettiler. Bu hayvanlar bu iklim değişikliklerinden dolayı Afrika'ya girip çıktılar.
Elizabeth Warbur, iklim değişikliğine yanıt olarak Doğu Afrika'daki fauna popülasyonlarının nabız benzeri bir değişim olduğunu iddia ediyor. Turnover Pulse hipotez olarak adlandırılan hipotezinde sığırlarda, yani Afrika antilopları ve su mandası gibi inek benzeri hayvanlarda ve onların avcılarında artışa, kurusal ortamındaki artışa karşılık olarak ormanda yaşayan toynaklı hayvanlarda azalışa dair kanıtlar buldu. Geçmiş bitki örtüsü ve bölge hayvanlarının elde edilen kanıtlar, erken Pleistosen döneminde yaşayan türlerin daha güçlü baş ve yüz anatomisine sahip olduğunu desteklemektedir. Bu türler daha kuruya adapte olmuş bitkileri tüketmek için daha güçlü çiğneme yeteneğine ve daha kalın azı diş iğnesine ihtiyaç duyardı. Çiğneme donanımları açısından daha zayıf homo türleri ortaya çıktığında Doğu Afrikalı insansılar bir niş bölünme örneği temsil edecekti. Bu devir insanımsı ve insan türleri açısından oldukça zengin bir devirdir. Özellikle insan evriminin bu devirde gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Bu devirde insanlar alet yapmaya ve ateş kullanmaya başlamışlardır. Sonunda iklim ılımı anlaşma Pleistosen devrinin sonunda iklim ılımı anlaşmaya başlar ve buzullar erir. Deniz seviyesi günümüzdeki haline ulaşır. Bu devirden sonra 10.000 yıl öncesine dayanan Holosen devri başlar. Ancak bu devrin bir sonu olmadığı için bu devir bir jeolojik devir sayılmamaktadır.